Arkadaşlar merhabalar. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Ben şu anda neredeyim? Bakın burada Nazilli oturacağım. Görüyorsunuz ibareleri. Buraya ben yaklaşık Ford Taunus'um kaza yapmadan bir sene önce geldim. Ve Ford Taunus'umun arka cam fitilini arkadaşlar çıkarttı, yeniledi, temizledi. Güzelce yaptılar ve beni gönderdiler. Ama aracım talihsiz bir kaza yaşadı. Oğlum biliyorsunuz. Bakın şöyle numarasını da göstereyim size. Bu numara faaliyetteyse buradan arayabilirsiniz. Şöyle. Bu dükkanların hepsi bu arkadaşların çalışanlar. Suat Bey var yetkili. Aracıma ben ne yaptırıyorum? İşte bu cam sileceği arızasından sonra bu bölüm numaramı da çıktı. Numaramı genelde hep kapatırım. İnşallah çıkmamıştır. Arayan çok oluyor sonra ya. Arkadaşlar bu arkadaşımız ismi Ahmet'ti. Murat mıydı? Murat arkadaşımız bakın komple camın temizliğini yaptı, sildi. Tertemiz silikon çekiyor. Bu lastiği arkadaşlar biz yerine monte edeceğiz, yapıştıracağız. İlerleyen zamanda burada benim aracımın birçok bakımı yapılacak. Müsait bir zamanda bu kapı döşemelerini sökeceğiz. Bunların içerisinde işte camlarımız aktif çalışıyor biliyorsunuz. Bakımlarını yaptıracağım komple. İşlerini gayet layıkıyla ve temiz bir şekilde yapıyorlar. İşte cam, kriko, ayna, kapı lastiği, lastik profil, 3M cam filmi hepsi var bakın. Jilet gibi yaptı. Biz bunları ne kadar da yapsak, bununla ilgili bir videom vardı benim. İlk aldığım zamanlar biliyorsunuz. Kendim yaptıydım, tuğla falan koymuştum. Biraz çabuk donmayan bir silikon çeşidi seçmişim. Bir gün beklediydi. Ve tabi profesyonel insanlar bu arkadaşlar. İşlerini layıkıyla yapıyorlar. Dört dörtlük. Tertemiz yapıyorlar. Buradan en azından alt taraflardan su girişi olmayacak bundan sonra. Yani camın üzerinden akan su. Bunun üzerinden şu bölüme gelip şuradaki kanallardan yere akacak. Çünkü burada bir kaloriferle ilgili bir bölüm açıklık kalıyor. Girdi mi hemen oradan aşağıya inme ihtimali oluyor. Hem iyi bir görüntü, güzel bir görüntü olacak. İşte şöyle de zaten yaparken görüyorsunuz. Güzel bir temizlik gerekiyor. Profesyonel bir işçilik gerekiyor. İşin erbabı olmak gerekiyor. Özel ürünler gerekiyor. Kaliteli ürünler gerekiyor. Bu arkadaşlar her şeyi yapıyorlar. Burada yazmayan şeyleri de yapıyorlar esasında. Fitiller, birçok şey yapabiliyor. Usta biraz da sen konuş istersen ya. Hep beni konuşturuyorsun. Abi, söyleyeceğim bir şeyleri var mı? Abi yok ya, konuş sen. Sen bize uyuyorsun. Teşekkür ederiz her şey için. Yok, ben sizi esasında işçiliği güzel olan ve memnun kaldığım yerlerin videosunu çekiyorum. Çok teşekkür ederiz abi, sağ olasın. Ford'dan dolayı zaten ben burada biliyorsun memnun kaldım. Teşekkür ederiz abi. O yüzden tekrar geldim. Zaten her zaman bekleriz. Sizin yine zaten bir dükkanınız daha var herhalde. Nazilli'de esas. Evet, Nazilli. Nazilli'de. Zaten buranın adı da Nazilli Otocam, burası Aydın'da. Soranlar olabilir. Ha şöyle bir dükkanın içinde şöyle bir görün. Bura büyük bir dükkandır ve hep doludur esasında. Şurada parça bölümleri var. Şurada yukarıda camlar vardı. Bir aklımda kaldığı kadarıyla. Yine yan tarafta var falan. Güzel. İşte bu şekilde. Arkadaş burayı gerçekten çok güzel yaptı ya. Jilet gibi yaptı ya. Jilet gibi yaptı. İlk günkü gibi. Mükemmel bir şekilde. Bu hemen kuruyor değil mi bu contanın özelliği? Yok, kurumaz. Bu biraz zaman alır. Bir zaman alır. Kesinlikle açılma şey olmaz. Çok güzel.
tertemiz oldu. Çok güzel. Eline koluna sağlık birader. Sağ olun. Sağ olasın. Gerçekten temiz iş yapıyorsunuz. Beni o dertten kurtardın. Bu arada çay söylediler arkadaşlar. Çayımızı da şöyle içelim. Bu arabaya şu an yapacağımız başka bir şey yok. Dışarıdaki bölümlerini de görüyorsunuz. Jilet gibi oldu. Üstü öyle. Alt tarafı öyle. Gayet güzel oldu. Murat kardeşim güzelce yaptı bunu. Kaliteli güzel malzemeler kullandı. İşte görüyorsunuz malzemelerini orada. Ve bunun o bölüm bitti. Şimdi bakalım sırada başka neler var. Ne gibi şeyler bizi karşılayacak. Zamanla bunları da göreceksiniz. Hepinize güzel günler diliyorum. Biliyorsunuz benim öyle abone olun, işte videoları beğenin demem ben. Onları söylemeyeceğim. Ama benim de içime sindi bu yapılan. Peki abi ne kadar para verdin falan diye soracak olurlarsa da onu Suat Bey'e sorarız. En son uygun işte miktarlarda. Uygun miktarlarda bir şekilde onu halletmiş oluruz. Gerekirse de orada yorumlarda belirtirim. Görüşmek üzere. Şöyle de bir beni görün. Şöyle de bir beni görün. Hepinize hayırlı güzel günler diliyorum. Hayat gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın dileklerimle.